Biliyorsunuz Muharrem İnce başta olmak üzere CHP'de değişim isteyenler bu kurultayda genel başkan adayı olmadılar. Liste savaşı yaşanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. En azından listelerde muhalefet hakim olmaya çalışacak. Kılıçdaroğlu da bunu gördüğü için başkanlara seslenmiş. Sahip çıkın diyor. 75 kişilik ben bir liste sunacağım diyor. Bu anahtar listeye aman diyor, sahip çıkın diyor. Gerçek Gündem haber sitesi bir haber yapmış. Haber şu şekilde: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin il başkanlarıyla toplantı yaptı. Genel merkezde düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu kurultay sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarına pazar günü için 75 kişilik bir anahtar liste göndereceğim. Bu listeye sahip çıkın. 30-40 kişilik ya da 52 kişilik listeler benim değildir dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun 75 kişilik bir liste hazırlayarak delegelerin mevcut parlamento üyelerinin performansını değerlendireceği bir yöntemi devreye sokacağı belirtildi. Parti meclis üyeleri pardon. Delegeler 60 kişinin seçileceği parti meclisi için istediği takdirde 75 kişilik anahtar listeden tercih yapacak. Ya delegeler genel başkanın değişmesini istemiyor. Parti meclisinde Kılıçdaroğlu'na aykırı gelecek isimlere yer verirler mi? Genel başkanı geçtik, parti meclisinde bile farklı seslere yer vermiyorlar CHP'de. Şimdi pazar günü veya cumartesi günü çıkacak kurultayda konuşacak. Genel başkanlığı bir kez daha kazanacak. Ondan sonra diyecek ki iktidara yürüyoruz. 10 senedir oturdu koltuğa, bırakmadı gitmedi. CHP'de değişime engel oldu. Şimdi parti meclisinde bile muhalefete yer verilmesini istemiyor. Ondan sonra diyor ki CHP'de diktatörlük yok. Birkaç kişi de şimdi aday olacak. Biz de diyeceğiz ki bak Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkabiliyor. AKP'de Erdoğan'ın karşısında kimse aday çıkamıyor. Böyle bir durum söz konusu diyeceğiz. Kendimizi kandırırız ancak bu kafayla. CHP'yi kurtarmadan Türkiye'yi kurtaramayız. CHP'de değişim olmadan Türkiye'de AKP gitmez. Kılıçdaroğlu gitmeli dedik ama gitmeyecek anlaşılan.